Herkese merhaba arkadaşlar. Gezgenin Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün Aydın'ın Koçarlı ilçesinin Zeytinköy'ünü tanıtmak istedik. Buyurun. Zeytinköy'ün zeytinleri güzelmiş gerçekten. Başka yerlerde zeytin yokken burada zeytin varmış. Çok şaşırtıcı. Yani bu yıl başka yerlerde zeytin yok arkadaşlar. Zeytin yılı değil de o nedenle yok yani. Onu demek istiyorum. Şehrin gürültüsünden kaçarak bu köyde biraz soluklandık. Çeşmenin sesini dinledik. Sonbaharda şu ses bile insana huzur veriyor. Burası muhtarlık binası arkadaşlar. Sessiz kimse kalmamış köyde. Şöyle camiye doğru bakalım. Yazın burası çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Posta kutusu var. Sanırım kahveymiş ama yasaklardan dolayı kapalı. Evet, şadırvan. Caminin yeri çok güzel. Harika bir manzarası var. Evet, güzel bir taş yapıt var burada. Gayet temiz, pırıl pırıl bir cami. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Evet, şimdi mahalle arasına dalıyoruz. Güzellikleri keşfetmeye devam arkadaşlar. Evet, bizim arayıp da bulamadığımız evet, şey klasik buydu. Yöntemlerle. Yani klasik yağ çıkarma makineleri, malzemeleri, değirmenleri. İşte bunu pek çok köyde aradık, bulamadık ama burada bulduk. Gerçekten harikulade şeyler bunlar. Eski insanlar çok emek vermişler, çok çalışmışlar. Zeytinyağını bunlardan çıkarıyorlarmış. Şimdi bunun cevabını köylülerden dinleyelim bakalım ne diyecekler. Atıl kalmış şimdi. Eskiden bunları eşeklerle mi? Hayvanla, hayvanlarla zeytin yapılıyordu. Nasıl? Biz de böyle iki arkadaş elle dönüyorduk. Ha, önceden elle dönüyordu. Sonra eşek. Sonra eşeğe çevirdiniz. Bileri yemeye, bileri. Kaç saatte dönerdiniz? Ne kadar dönerdiniz mesela? O pirine olunca kadar. İşte yani saat olarak 3 saat, 5 saat. Saat yok. Pirine oldu mu? He. Pirine oldu zaten. Klasik yöntemlerle. Alışkın olduğumuzdan pirini alırız.
Sazanı katarız yani. Yahut da ayakta sıkıyorlar ya. Evet. Onları veririz. Köy meydanında zeytin sıkma, klasik zeytin sıkma yerlerine bakarken bu emmilerle karşılaştım. Şimdi şöyle sağdan başlayarak tanıyalım emmiyi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sağ olun. Sağ olun. Cümleten merhabalar. Merhaba. Malum hastalıktan yüzünden herkes maskesi yerinde. Emmi evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Tanırsın. Ben Zeytin Köyü'nün eşreflerinden 86 yaşında Mehmet Uyar. Mehmet Uyar emmi. Evet. Teşekkür ederim. Peki nereden emekli oldunuz? Emekli değilim. Yaşlılık öyle. Öyle mi? Evet. Buranın doğduğunuzdan büyüdüğünüze kadar hala evet, buradasınız. Başlangıç burası, sonunda burada olacak. Evet, inşallah. Allah her şeyin güzelini nasip etsin. Hayırlısını nasip etsin. Evet, uzaktaki zeytin köylülere iletmek istediğin mesajın var mı? Uzaktaki zeytin köylülere mi? Heh. Zeytin köylülerde var başka? Yani Aydın'dadır, Türkiye'nin her yerinde askerdedir, dağlardadır, çalışıyordur. Koçarlı Zeytin Köyü'nden olan bütün vatandaşlarımıza bol bol selamlar, hayırlı günler dilerim, hastalıklardan şifa dilerim. Çünkü bunlar belge olarak sürekli kalacak inşallah. İnşallah, inşallah görürüm. Evet. İnternette. Evet. Bak bizim Konya'da iki tane şeyimiz var ha. Köylüler. Bak şu evi Konya'nın bak. Dur bir dakika. Şimdi şu emmileri de tanıyalım, ona gireceğiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet. İsim neydi? Latif Mert. Latif Mert emmi. Kaç yaşındayız? Emmi 83. Maşallah. Yani burada temiz hava ve zeytinyağıyla gayet genç görünüyorsunuz hepiniz. Evet. Allah sağlıklı uzun ömür versin diyelim. Amin. Siz de uzun zamandır buralardasınız. Burada emmi, doğup büyüdünüz. Ben burada büyüme. Talebi çekiyordum ben. Öyle mi? Evet. Ha, servis şoförüydünüz. 20 sene çektim. Maşallah. Ondan sonra oğlanı bırakıverdim. Onu verdim. Evet. Peki sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Zeytinköy izleyenlere. Yok, sağ ol. Tamam, teşekkür ederim. Emmi seni tanıyalım. Ben Süleyman Uysal. Kaç yaşındayız? 64 doğumluyum ben. Siz biraz 50, daha... 56. Biraz daha gençsiniz gayri. Evet. Sizin emeklilik falan var mı? Yok. Yok. Köyde yaşıyormuş. Evet, burada doğup büyüdünüz, evet. Öyle mi? Evet, burada. Şu abi Öncellen. Öncellen'i evet. Bilir misin Konya'da? Yok, bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yok, bilmiyorum. Ona pazarlık terlikçi yok, terlikçi Öncellen. Terlikçiyle. Dur o zaman. Emmilerden müsaade isteyerek oradan ayrıldık. Konyalılardan çok memnun olduklarını, iki tane Konyalı aile olduğunu söyledi ve şimdi biz de birazdan onları bulmak için uğraşacağız. Köyün içinde gezmeye devam ediyoruz. Güzel taş evler var. Harika bir sonbahar. Yukarıya doğru devam ediyoruz. Biz bu köyün videosunu çekerken yukarıda bir drone sesi duyduk. Kafamızı kaldırdığımızda baktık ki bir drone'un da bizi videoya aldığını görünce çok şaşırdık. İlginç geldi epey. Sonbaharın verdiği renkler çerçevesinde sokaklarını dolaşmaya devam ediyoruz Zeytinköy'ün. Ayrıca balkonlardaki çiçeklerin güzelliğini görmeye değer gerçekten.
Bu arada bizim hadimli olan iki ailenin evinin yolunu tuttuk. Bir tanesi öncelilermiş, bir tanesi de yüksel soyadlıymış. Birisinin sadece annesi buradaymış, diğerlerini bulamazmışız. Aydın merkezdeymiş. O nedenle şimdi Yüksel teyzenin evine doğru gidiyoruz. Konya hadimli dedikleri teyzeyi ziyaret ettim. Teyzemizle sohbet ettik, konuştuk. Aslında kendisi değil, eşi hadimliymiş. Hadimin Babutçular köyündermiş. Kendisi bu zeytin köylüymüş. Buradan gelin olarak Konya'ya gitmiş. Konya'da 3,5 yıl kadar yaşamışlar. Daha sonra tekrar Aydın'a geri dönmüş. Burada yaşamışlar. Fakat 40 yıl aşkın bir süredir hemşerimiz rahmetli olmuş. Şimdi iki çocuğuyla burada yaşamaya devam ediyor. Dedemlili Ali Yüksel eşi Yadigar Yüksel Konya'da kalmışlar. Konya'da emlakçılık yapıyorlar. Ben bilmiyorum da. Kayınçıları da varmış. Konya'da 3,5 yıl kadar çalıştım diyor. Kaldık diyor. Eşim ölünce kadar o evi yok. Konya'nın merkezinde miydiniz o zaman? Ali amca 40 yıl olmuş vefat edeli. Kalp krizinden ölmüş. Şimdi sadece iki çocuğu varmış. Diğer hadimli hemşerimizi belki başka bir zaman buluruz. Belki onun da bir çayını içeriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.